Şimdi bu Alparslan dediğimiz hükümdar, Çağrı Bey'in oğlu. İşte bizim vatanın kurucu babasıdır bu. Yani buna evet. başka bir şey denmez. Bunlara founding father denir yani. Çok Amerikanca bir şey oldu. Amerikalılar için, öbürleri de öyle. Landesgründer, Landeseroberer, Landesfürst falan gibi laflar vardır. Vatan babası gibi, Pater Patria, Pater Patria falan yani. Kurucudur. Yalnız kurucunun Malazgirt cengine ve oradaki müthiş galibiyete rağmen ilk defa bir Bizans ordusunu bu derecede mahkum etmesini, yani hükümdarı esir edercesine başkomutanı Romanos diyor. Genesi Roman Diyojen diyoruz evet, biz bunu tarih kitaplarımızda. Alparslan'ın böyle tuhaf bir şekilde batıya gidip Bizans'ı yutma gibi bir hırsı yok. Yok yani. Malazgirt'te bitiyor mu bu iş? Hayır, Malazgirt'te orası bitiyor. Alparslan'ın gözü o devirdeki bir Orta Doğu hükümdarının realizmi içinde. Suriye, Bağdat, oralar yani böyle aşağı, Biladüşşam yani memleket oralar. Güney'e inmek istiyor. Ve Mısır evet. tabii, Mısır yani Mısır. Bu çok enteresan. Neden? Çünkü ta Samanilerden beri, ve ta Abbasilerden beri aslında, Mutasım devrinden 800'ler yani 9. asırdan beri bütün Orta Asya'daki Türkler, kuzeydeki ve Kafkasya'daki Çerkezler falan biliyorsun kiralık askerler yahut satın alınmış köleler, memlük olarak bu ordulara nüfuz ettiler. Binaenaleyh çok kolay oraları karıştırıyor. Evet, oraları tanıyorlar ve oraların zenginliği celbediyor onları. Yani Anadolu hiçbir şey onun yanında.